Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımızda bir arkadaşımız var. Bize kendini tanıtmak ister misin? Merhaba, ben Arca Bilgin. Yettiörn'de Transportation Design bölümünde okuyorum. Merhabalar, hoş geldin Arca. Ne zaman geldin buraya? Yaklaşık olarak 4 ay önce geldim. Geldiğin zaman Torino'yu beğendin mi? Peki niye burayı tercih ettin? Burayı tercih etmemden büyük bir bölümünde okulum tabii var. Avrupa'nın neredeyse en iyi tasarım okullarından biri olduğu için Torino'yu tercih ettim. Öncelikle şunu soralım. Buraya geliş sürecin nasıldı? Bir gün evde duruyordun ya da arkadaşlarınla konuşuyordun. Dedin ki ben tasarım okuyacağım ve araştırmaya başladın. Sonra 7 buldum. Aynen. Bizi oradan itibaren özet geçersen. 7 son dakika buldum aslında. Kendi başıma aileme söylemeden katılayım dedim hani ne çıkar diye. Portfolyo istediler. Çizimlerim vardı. Hemen bir portfolyo yaptım. Gönderdim. Birkaç hafta sonra interview yapmak istiyoruz diye cevap geldiler. O zaman aileme söyledim. Ondan sonra interview yaptık. Bayağı iyi geçti. Orada zaten hani bölüme olan ilginizi sorguluyorlar. Kabul geldi. Öyle başladık. Peki sana interview'da neler sordular? Interview'da bana neden Torino, neden İtalya olduğunu sordular. Neden bu bölümü istediğimi sordular. Sonra tabii hani herkesin portfolyosuna göre değişir. Ben 3 boyutlu yaptığım için bana işte bunların hepsini sen mi yaptın falan gibi sorular sordular. Bu tarz yani çok, daha çok seni tanımaya yönelik aynen, ve... Aynen beni tanımaya yönelik ve ilgimi hani gerçekten ilgili olduğumu anlamak amacıyla yapılan bir şey. Yoksa pek bir eleme şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece sen gerçekten bu bölüme ve buraya ilgin olup olmadığını kontrol ettiler diyorsun. Okey süper. Peki sonrasında interview yaptın ve dediler ki tamam sen bu bölümle gerçekten ilgilisin ve seni biz okulumuza kabul ediyoruz. Evet. Sonrasında neler gerçekleşti, neler yaptın? Vize alma. Çok stresiydi. Hani... Neden? Yani gelmiyor bir türlü. Hani ya 2 ay falan beklediğimi hatırlıyorum. Son dakika hatta salı günü uçuşum vardı. Pazartesi sabaha gittim aldım vizeyi. Stresli gerçekten. Çok stresli. Çok şükür hatta şeyde Kodike Fiskale de geldi yanımda. Kodike Fiskale evet. Yani burada halletmek çok zor onu. İyi ki geldi. Evet. O yüzden çok mutluyum zaten. Kolay da ondan sonraki yerler. Geldim. Yerleştim buraya. Kampüse girdim saat 7 gibi falan. Geçti zaten. Nerede kalıyordun? Kampüs San Paolo'da kalıyorum bu yıllık. İlk sene olarak gerçekten çok güzel bir yer. İlk sene deneyimlemek için. Yani deneyim zaten az İtalya'da bir tane. Mesela tanımadığınız bir ülkedesiniz. Rahat ilk sene olarak ama hani ben şu an şimdiden bile sıkıldım biraz ortamdan. O yüzden seneye eve çıkmayı düşünüyorum. Ya ilk sene için ideal, sonrası için çok uygun değil diyorsun. Evet. Kısaca. Peki San Paolo'da nasıl bir yerde kalıyorsun hani ev olarak? Memnun musun şu anlık? Her şey okey mi? Mutluyum. Çok güvenli bir yurt, çok güvenli bir ortam. Şehrin bölümü olarak da güvenli. Yurdun karşısında 2 dakika uzaklıkta büyük bir market var. Her şeyimi karşılıyorum oradan. Bennett. Aynen. Senin çok çok severim. Ne sıklıkla alışveriş yapıyorsun? Kendi yemeğini kendin yapabiliyor musun? Kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Zaten yemek yapmayı seviyorum. Ders saatleri yüzünden birkaç gün yemek yapamıyorum ama onun dışında güzel. Peki o zaman sana çok samimice bir soru. Okulun iyi yanları ve kötü yanları ama çok samimice. Yani gelenler gerçekten bilsin. Gerçekten okay. Bu yanı çok iyi. Gerçekten bu yanı beni zorluyor. İlk olarak iyi yanlarından başlayalım. Okul çok şirin. Az öğrenci var. İsteseniz okuldaki herkesi tanıyabilirsiniz. Arkadaş olabilirsiniz. Onun dışında hocalar gerçekten çok kaliteli hocalar. Sıfırdan başlayan arkadaşlarım var. Hani çizime hiç yapmamış olan arkadaşlarım var. Onların çizgileri bile gerçekten çok gelişti bu son 4 ay içinde. İlk sene olarak bir yılına ücretsiz olarak Torino'daki tüm müzelere giriş hakkınız oluyor. Kart veriyorlar. Bunu ek olarak galiba bunu her sene yenileyebiliyorsun diye biliyorum. Bizim okulda öyle. Politeknik Torino'da öyle. İkinci sene indirimli alabiliyorsunuz. Olabilir. Ama ilk sene olarak tamamen ücretsiz. Çok iyi. Mesela müzeye girdiniz. Ticket'ınızı öğrenci işlerine attığınız zaman oradan kredi kazanıyorsunuz. O da çok güzel. Krediniz düşük. Baya ders kredisi mi yoksa? Evet. Sınıfı geçmek için kredi veriyorlar. Ondan sonra düşüneyim bakalım. Okulun konumundan memnun musun? Okulun konumu Kuraşat'ta. Çok güvenli bölge yine. Merkezde. Güzel bölge. Okul küçük. Kampüs hayatı yok. O biraz kötü. Ama hani eğlenceli okul. Öğretmenler ya. Bilgililer de yani. Ben... Kesinlikle bilgililer. Hani gençler bazıları. Çizim hocalarımız falan genç. Genel olarak hani öğretmenler zaten bilgilidir ama bazı öğretmenler gerçekten üniversitelerde kendine bilgili. Gerçekten kendi bilgisiyle hani sadece kendi bilgiyi mi bu kadar. Ama bazı hocalar da öğretmenler de aynı şekilde bilgisini çok iyi bir şekilde aktarabildiği için bu da fark yaratıyor diye düşünüyorum. Gıcık hocalar var mı? Var. Ama çoğunluk olarak. Çoğunluk olarak iyi. İyi o zaman. Gerçekten iyi. Çok hani samimi olarak sevdiğim birçok hocam var. Kötü yanlarına gelirsek masrafı çok okulun. Ne demek istiyorum bundan? Şimdi tasarım öğrencisiyiz. Bunun A3'ü var, markerları var, kalemleri var. Farklı farklı kalemler, farklı materyal gerekiyor sürekli. Bir sürü. Bu korkutmak için olmasın. Hani okulun çalıştığı bir kırtasiye var. %20 indirimimiz var orada. O da okey, süper bence. Ama mesela geçen 80 euroya çıktım. Aldığım şeyler 9 tane marker ve kalem kutu. Ama değiyor mu değiyor sonuçta 3 yıl içinde her yerde çalışabilecek bir tasarımcı oluyorsunuz. Ya bu da çok önemli. Background'ın olanlar için değil de sıfırdan başlayıp hiçbir şey bilmeyip 3 senede tasarımcıya dönüştürebilmeleri hani gerçekten mükemmel bir şey. Bence de güzel bir şey. Peki okulda etkinlikler oluyor mu? Okulda etkinlikleri daha ben görmedim ama aha, biliyorum. Mesela sketch battle dedikleri bir şey var. Konu oluyor. Yapıyorsun. Sketch'ini çiziyorsun. Evet. Kazananı bildiğim kadarıyla okul duvarlarına asıyorlar çizimlerine. Ondan sonra çok bir bilgim yok. Daha ilk senem olduğum için ya da daha ikinci dönemde daha fazla başlıyor olabilir. Ama hani bir sürü etkinlik oluyor. Çok iyi. Peki kötü yanları olaraktan genel olarak Torino'nun, okulun zaten konuştuk. Aklına gelen başka bir şey varsa olur. Ya da İtalya'da
da yaşamanın olur. Ya yani mesela ben bu soruyu sana sorunca benim aklıma İtalya'da yaşamanın kötü yanları olaraktan ilk şu geliyor. Buradaki her şey saat 3'te 4'te bir anlık kapanıyor. Evet. Ve gerçekten buraya yeni gelen arkadaşlarımız açısından da buna adapte olmak birazcık kesinlikle zor bence. Benim aklıma bu geldi. Deneyimden dolayı diyorum, yılbaşı tatilinde ben buradaydım. Gitmedim, aha, dönmedim Türkiye'ye. Bir hafta kalan makarnalarla yaşadığımı hatırlıyorum. Çünkü marketler kapandı yani, yok. O biraz sıkıntı. Bir de Torino'nun genel olarak hani bu düzeydeki Avrupa ülkelerinin sorunu soğuk. Ama hani Türkiye'deki gibi soğuk dedi. Hani bir farklı bir soğuğu var buranın. Hani donduruyor. O biraz sıkıntı. Ama hani bunlar aşılacak şeyler. Alışılacak şeyler. Bunları diyorsun. Hani Torino bazında bunlar gerçekten yani Torino problem. Torino çok tatlı şehir bence. Hani çok seviyorum. Tam öğrenci şehri. Dışarı çıkıp defterimi alıp çizim yapabileceğimi düşünüyorum çok rahat bir şekilde. Süper bence. Bu bile güzel bir şey. Kesinlikle. Peki sence Torino'daki yaşam pahalı mı, ucuz mu? Bence şimdi nereden alışveriş yaptığınızı bağlı olarak değişir. Şimdi Lidl var, çok ucuz. Bennett var, biraz pahalı. Buranın Bennett'e selam var. Ayrıca işte ne bileyim, marketlerin kartları falan oluyor. Hani indirimleri gerçekten oradan takip edebiliyorsunuz. Geçen ailem geldi, alışveriş çektik. Niye kartın yok dediler. Kart açtırdım. İndirimleri öyle kullanabiliyormuşuz. Buraya gelecek herkese hatırlatmadır. Hatırlatıyorum aynen. Kartlarınızı direkt marketten çıkarın. Direkt alın, çok kolay zaten. Kodika fiskalinizi giriyorsunuz sadece. Öyle oluyor. Bir de benim de bildiğim Carrefour'da özellikle öğrencilere %5 ekstra bir indirim söz konusu. Eğer değerlendirmek isteyenler de varsa Carrefour'a gitsin ve öğrenci kartını göstererek bundan direkt koyar. Ayarlanabiliyorlar. Torino bazında şu an. Carrefour'la alakalı çoğu Carrefour 7/24 açık. Evet. O çok yani iyi bir şey. Yani şöyle, onu da hemen bilgilendireyim. Carrefour 7/24'ler var. Onlar hep açık. Her zaman açıklar. Hatta Christmas'ta bile açıklardı. Bazı günler hariç. Ama genel olarak Carrefour'lar da saat 10'da kapanıyor. Carrefour'dan Carrefour'a değişiyor. Evet. O çok iyi yani. Peki sen buraya gelirken aklında neler vardı? Beklentilerini sen karşılayabildin mi aslında? Asıl soru bu. Okulun daha kolay olacağını düşünüyordum. Olur. Çünkü hani ne bileyim, bir mühendislik değil. Mühendisliği zor. Burada birçok arkadaşım zorlanıyor. Ama şunu fark ettim. Sonuçta tasarım deyip geçmemek lazım. Ciddi bir iş. Tekrar gerekiyor. Çalışma gerekiyor. Bir kere ucunu kaybettiğiniz zaman çok zor gerisini takip etmek. Beklentimden biri buydu. Hani okulum daha kolay olacak. Hani ne bileyim, dışarı çıkarım sürekli falan hani gibisindeydim. Yok öyle bir şey. Yok yani. Ama hani hala çok mutluyum bölümümden. Gerçekten daha mutlu olamazdım. İyi, süper. Sana bir sorumuz daha var. Buraya gelirken PISA Edu eğitim danışmanlığıyla beraber geldin. Evet. Peki bu süreçte sana nasıl yardımcı oldular? İnsanların merak ettiği şeyler, her yardım bundan senin ulaşabiliyor mu? Problemini çözebiliyor mu? Gayet memnunum. Çoğu soruma yanıt alabildim. Buraya gelirken de cidden yardımcı oldular. Ben memnunum. İyi, okey o zaman. Buraya gelmek isteyenlere bir önerim varsa onları alalım ve sonradan da videoyu kapatabiliriz. Buraya gelmek isteyenlere hani bir seneniz varsa İtalyanca'ya kesinlikle başlamak lazım. Abanın. Evet, hani onu bir gerçekten onu bir başlayın. Ben burada çok zorlanıyorum. Ama hani yavaş yavaş gelişmeye başladı. Hani konuşarak da olsa yavaş yavaş var benim de birkaç kelimem var yani. İyi, süper. O zaman videomuzu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Eğer beğendiyseniz beğenin videoyu lütfen. Ve aklınızdaki sorular da varsa da yorumlara yazarak biz de bu soruları cevaplayacağız. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Pizza, edu.